Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'in faaliyetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Faaliyetlere bakalım. Dandana Kan Savaşı'nın kazanması, adına hutbe okutması, para bastırması, Pasinler Savaşı'nı kazanması. Şıklara bakalım. E seçeneğinde demiş ki bağımsız devlet anlayışını güçlendirdiği, para bastırması bunu gösterir. Bizans'a karşı üstünlük sağladığı da adına hutbe okutması. Ülke sınırlarını genişlettiği, Dandana Kan Savaşı'nı, Pasinler Savaşı'nı kazanması, gaza ve cihat anlayışına sahip olduğu da yine Dandana Kan, Pasinler Savaşı'nı kazanması. Fakat halifeliğini ilan ettiğine dair bir şeye ulaşamayız bu dört öncülden. Bu yüzden cevabımız Adana. İki tane durum verilmiş. Bu iki duruma bakılarak yargılardan hangisine ulaşılabilir diye soruyor bize. Durumlara bakalım. Karahanlılarda resmi dil Türkçeydi. Sarayda, orduda ve halk arasında genellikle Türkçe konuşulurdu. Selçukluların resmi dili Farsçaydı. Bunun yanı sıra eğitim dili Arapça, saray ve ordu ise Türkçe kullanılıyordu. Bu iki duruma bakılarak hangi yargılara ulaşırız? Karahanlıların ulusçu özelliklere önem verdiğine ulaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü resmi dil Türkçe, her yerde Türkçe konuşuluyor. Selçuklular farklı kültürlerin etkisi altına girmişler. Evet, Farsça, Arapça, Türkçe. Her iki devlette de ordu ve sarayda Türkçe konuşulmuştur. Karahanlılarda zaten konuşuluyor. Bakalım, Selçuklularda da belirtmiş burada. Bu yüzden buna da ulaşabiliriz. Cevabımız Edirne. Türk İslam eserleri örnekleri Karahanlılar döneminde oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar döneminde oluşturulan eserler arasında gösterilemez? Bunu anlatmıştık. Kutadgu Bilig, Divan-ı Ligatütürk, Divan-ı Hikmet, Atabetül Hakaik. Bu dönemde Karahanlılar döneminde oluşturulmuş fakat siyasetname öyle değil. Bu duruma bakılarak yargılardan hangisi söylenebilir demiş yine. Bakalım durum neymiş? Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması sonrasında Horasan Selçukluları, Irak Selçukluları, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Türkiye Selçukluları kurulmuştur. Bunlar hükümete bağlı hanedan ailesinin kurduğu devletlerde. Türk veraset sisteminin uygulandığını bu yüzden söyleyebiliriz. Siyasi birliğin parçalandığını da zaten bir sürü devlet kurulmasından dolayı söyleyebiliriz. Farklı coğrafyalarda yeni Türk devletleri kurulduğunda yine Horasan, Irak, Kirman, Suriye söyleyebiliriz. Edirne. Türk İslam devletlerinde hukuk, şer'i ve örfi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Şer'i hukukun uygulayıcısı olan kadılar, ölüm, miras, boşanma ve nafaka gibi konularla ilgili davranmalara bakarlar ve verdiği kararlara yöneticiler tarafından değiştirilmez diyor. Bu yargı bağımsız olduğunu gösterir. Aynı zamanda hukuk birliğinin olmadığı da ikiye ayrılmayı gösterir. Bazı konular İslam hukukuna göre çözüldüğü de şer'i ve örfi diyor. Şer'i hukuk İslam hukukudur. Yani cevabımız Edirne. Büyük Selçuklu Devleti döneminde 3 tane gelişme vermiş. Gelişmelerden hangileri Anadolu'nun Türkleşmesine kolaylık sağladığı söylenemez diyor. Fethedilen yerin fethedenin malı kabul edilmesi, bu gayet söylenebilir. Pasinler Savaşı ile Bizans ordularının bozguna uğratılması, Bizans'ı yendik, tabii ki söylenebilir. Kara Hitaylarla Katman Savaşı'nın yapılması, biz bu savaşı kaybettik ve bu savaşın sonucunda Büyük Selçuklu bir yıkılış sürecine girdi. Bu yüzden söylenemez. Cevabımız Ceyhan.